ihtiyaçlar, işlevsellik, teknoloji ve taleplerin estetik gözetilerek bütünleştirildiği bir alan, endüstriyel tasarım. Marka ve ürün imajı her daim ön planda. Yaptıkları ürün ve parça tasarımlarıyla hayatımızı daha estetik ve kolay hale getiren, hız ve ergonomi kazandıranlarsa endüstriyel tasarımcılar. Kunter Şekercioğlu, ülkemizde endüstriyel tasarım denince ilk akla gelen isimlerden. Bugün kırtasiyeden medikale, kişisel temizlikten elektrikli ev aletlerine, ulusal ve uluslararası pek çok markanın ürünlerinde onun imzası var. Yeni araştırma, yeni pazar, yeni ihtiyaç tanımları, müşterinizin ihtiyaç tanımı, asıl nihai tüketicinin ihtiyaç tanımı, yeni malzeme, bunlar hep çözülmesi gereken yeni puzzle'lar. O sürekli yeni sektör, yeni iş olması çok dinamik tutan bir şey ofis içinde, bir düzen. Dolayısıyla bilinçli olarak bir konuda uzmanlaşmak değil, farklı sektörlere hizmet veren bir yapımız var. Bunu da iyi yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü aldığımız tasarım ödülleri, yani ürünlerin, üretilmiş ürünlerle kazandığımız ödüller söz konusu. Design Turkey'ler dahil ya da işte Alman Tasarım Ödüllüğü adaylığı ya da Red Dot, Good Design ödülleri gibi ödüllerimiz var. Ürünlerimizin kazandığı, bizim de aslında paydaş olduğumuz müşterilerimizle beraber. Şekercioğlu için farklı sektörlere tasarım yapmak oldukça heyecan verici. Bu farklılık, yaratıcılığının diri kalmasında en büyük etken. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen dinamik bir sektör endüstriyel tasarım. Üreticiler kadar tüketiciler de her daim yeni olanın peşinde. Bu nedenle gerek malzeme gerekse teknoloji anlamında güncel kalmak çok önemli. Şekercioğlu başarının da bu sayede geldiğine inanıyor. Üretici ile tüketicinin beklenti ve taleplerinin kesişmesini sağladığınız noktada. Başarılı olan aslında piyasaya çıkan ürününüz oluyor. Siz sadece onun tasarımcısı oluyorsunuz. Müşteriniz onun pazarlayan firma ya da üreten firma oluyor. Tüketici onu kullanarak memnun olan kişi oluyor. Başarılı olan ürün aslında. Ürünlerimiz başarılı olarak algılanıyorsa bize de mutlu olmak kalıyor. Ürün dizayn ederken hoşgörü ve maneviyatla yüklü Anadolu kültüründen etkileniyordu ödüllü tasarımcı. Bu etkileşim onu küresel anlamda çağdaşlarından farklı kılıyordu. Tasarladığı ürünlerle uluslararası alanda adından söz ettirdi Şekercioğlu. İmza attığı işler Hong Kong, Düsseldorf, Köln, Milano ve Frankfurt'taki sektörel fuarlarda sergilendi. Tasarım bir oyun alanıydı Şekercioğlu'na göre. Trend ve teknolojiyle şekillenen bir oyun alanı. Teknoloji kolaylaştıracak tasarımcının özgürlüğünü aslında. O anlamda bakmak gerekiyor ve bunu yoğun olarak takip etmek gerekiyor. Çünkü gün geliyor, benim şöyle bir makinem var, onunla uyumlu bir şeye çalışır mısın'a gelecek. Teknolojisinin hakkını vererek bir ürün yapıp da rakiplerinden farklılaşmasını sağlamak gerekecek müşterinizin. O teknolojiyi yakından takip etmiyorsanız siz arkadasınız aslında. Konuya müşteriniz kadar hakim olmazsanız doğru hizmet verebilme ihtimaliniz yok. Trendler de benzer bir durumda. Malzemeler de öyle. Sürekli malzeme, yeni malzeme gelişmeleri var ve sürekli yeni malzemeleri yakından takip ediyor olmanız lazım. Şekercioğlu bugün özel bir üniversitede ders de veriyor. Öğrencilerine yaşamın dinamizmini yakalayan iyi bir tasarımcı olmanın püf noktalarını öğretiyor.